gelişme var. Devlet Başkanı Poroshenko parlamentoya kız etki erken seçim kararı aldı. Ukrayna'da bir türlü durulmuyor. Bugün 26 Ağustos, Tuzla Kalk ve üst üste bir büyük taarruzun başlangıcının 92. yıl dönümü. Bizi bugüne getiren şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyoruz. Birazcık geri gidelim. 26 Ağustos 1071'de Manazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü, gerçekten de Anadolu'ya, Anadolu'yu Türklere açan bir savaşın yıl dönümü yine. Manazgirt'te de önemli bir etkinlik var. 81 ilden 1071 tarihçinin katıldığı bir çalıştay yapılacak. O günden bugüne nasıl geldik belki tarihçiler onları inceleyecek. Kesinlikle. Evet, bu yoğun günlerin arasında tabii o büyük ve anlamlı günleri unutmamak, hakikaten o zaferlerin coşkusunu yaşamakla birlikte mağlubiyetlerin de neden kaynaklandığını ve geleceğe nasıl yön verdiğini görmemiz gerekiyor. Bugünkü olaylar daha anlamlı hale gelebilsin. Hakikaten yoğun bir gündem var. Ben gazetecik hayatımda açıkçası en yoğun yaz aylarından birini yaşadım, yaşıyorum. Ve önümüzdeki günlerde hakikaten çok yoğun olacak. Bir kere önümüzde 3 gün var ve 3 kritik değişiklik bekliyor Türkiye'yi. Birincisi yarın AK Parti Kongresi var. AK Parti Kongresi'nde ilk kez genel başkan değişecek.